Beni evde düşünün. Evdeyim, salondayım, arkadaşlarımı ağırlıyorum gibi düşünün. Çünkü tam öyle bir program olacak. Genelde ama tabii böyle evimdeyim ve arkadaşlarımı ağırlıyorum programlarının bir kısmında çok benim gibi düşünülmemişti günün sonunda ama ben bugünün şahane geçeceğini garanti ediyorum size. Bugün evimin salonunda iki tane arkadaşımı ağırlayacağım. O yüzden çok güzel bir program olacak. Yakın zamanda diyeceğim ama aslında çok da yakın değil. Bir seneyi geçti. Çok güzel bir film çekmiştik. Kadınlarca bir film. Kadınlara mahsus filmi. Biz çekerken sette gerçekten kadın gücünü, kadın olmayı, bir olmayı çok yaşamıştık. Genelde tehlikelidir bu sektörde. Böyle bir sürü kadının oynadığı işlerde set, işte set huzuru biraz böyle risklidir yani, bakmayın. Ama biz çok eğlenmiştik. Çok güzel bir set ortamı yaşamıştık. Ve efendim sonra geçen sene maalesef Sevgililer Günü'nde aslında sinema salonlarında yer alacaktı filmimiz. Fakat tabii ki bu sene Şubat ayında yaşadığımız o talihsiz deprem felaketi sebebiyle filmimiz ertelenmişti. Dolayısıyla da anlatmak istediğimiz hikaye biraz ertelendi ve günün sonunda Aralık ayına kaldı. Bu ay sinema salonlarında kadınlara mahsus filmini izleyeceksiniz. Biraz elimizden geldiğince oyuncular olarak senaryonun izin verdiği çerçevede kadınların dertlerine, tasalarına, bu sevgisizlikten uzak büyütülmeleri, bir yerlerde ayrıştırılmaları, ötekileştirilmeleri, sadece bedensel değil ruhsal şiddet görmeleri üzerine elimizden geleni yapmaya çalıştığımız bir film aslında kadınlara mahsus. Hepinizi sinema salonlarına davet ediyoruz. Biraz daha üzerine düşünebilmek, bir şeyleri değiştirmek için, adım atabilmek için. İşte bu muhteşem oyuncu kadrosundan çok sevdiğim iki arkadaşımı ağırlayacağım bugün. Birbirinden güzel iki tane hem yetenekli hem güzel kadın oyuncu meslektaşlarımı ağırlayacağım için de çok mutluyum. Bir cümlenin peşinden gideceğiz elbette. Virginia Woolf tabii ki, ne olsundu ki. Kadınlık korunmaya muhtaç bir varoluş olmaktan çıkınca her şey olabilir. Ben buna kesinlikle katılıyorum. O yüzden Kadınlara Mahsus filmini de izlemenizi sevgiyle tavsiye ediyorum efendim. Sevgili Başak Parlak ve Aslı Tendoğan, tüm güzelliklerinizle karşımda oturmaktasınızdır. Çok mutluyumdur. Biz de çok mutluyuz. Nasılsınız kızlar? Asıl senin güzelliğinden biraz konuşalım mı? Size yetişebilmek için. Çok sizin güzel yanınızda görünüyor. Daha iyi durabilmek için. Nasıl? Seni daha iyi görebilmek bir için. Bir de lens takaydım. Sizin o güzel gözlerinize. Ya biz böyle gideriz. Ben minder mi koysaydım bunların yerine, mindere mi oturaydık? Ama çok da şıksınız be kardeşim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ne yapacağız biz? Sen her zaman bu programda çok şık ve çok güzel olduğun için. Takip de eder evet, arkadaşım. Evet ederim. Tabii. Hem komşum hem arkadaşım tabii. Hassasiyetle takip ediyor. Geldi evet. Kulise hepsini izliyorum. Kıyafetlerin, saçın, makyajın titizdir. Takılar. Baka, şey inceler, su servisinizi yapayım kızlar. Ne yapıyorsunuz ya Allah'ın güzelleri? Biz aynı sitede oturup görüşmeyi başaramayan iki yeteneksiziz. Sen çok yoğun oldun. Sen çekimler sırasında taşındın değil mi? Hatta evet. Bir taşınma telaşın vardı hatırlıyorum. Aynen. Evet, çekimler sırasında taşındım. Biz hala görüşemiyoruz. Yani çok bir iki iyiyiz. Görüştük ama evet. Sen çok yoğunsun. Ben de çocukların evet. Peşinde bir koşturma ben boşken dedik. Sen yoğundun. Aynen. Sonra ben yoğunlaştım. Sen rahatladın. Bir denk gelemedik ama yaşasın sosyal medya diyorum galiba. Aynen. Her şeyi sanki dün görüyormuşum da her şeyinizden haberdarmışımcasına. Evet. Öyle bir his değil mi? Seninle geziyormuşumcasına. Ben de onu diyorum ya. Benimle gez biraz. Başak ne güzel bir şey yapıyorsun sen. Ya evet, ben vaktim oldukça hemen bir yere gitmek istiyorum. Yaşasın. Yani ama biraz şey. Vakit de ayırıyorsun evet. Gibi görüyorum ben mesela. Evet evet, vakit ayırıyorum. Biraz da böyle çalışırken seçtiğim bir dönemdeyim hem. Evet, bilerek mi bir ara mı bu, ne bu Başak? Biz seni niye görmüyoruz ekranlarda? Yani öyle aslında, biraz ara vermek istemiştim en başta. Bu Şevkat bittiğinde çok yoğun bir set dönemiydi çünkü. Sonrasında zaten işte bir koronavirüs salgını. Onun sonrasında böyle biraz daha seçerek bir şeylerde oynamak istediğime karar verdim. Biraz... Tamam. Aslında... Sıcak ve tropik bölgelerde çalışıyor arkadaş. Antalya'da çektim diyor. Antalya'da çektim diyor yani. Antalya'da çektim. Zaten Bodrum'da yaşıyorum biliyorsun. Antalya'da film çekiyorum. İstanbul'a da geliyorum. Keyfim çok yerinde. Görüyor musun? Bayağı yani mutlu musun İstanbul dışında? Gerçi biz de İstanbul dışında yaşıyor sayılırız. Evet tabii. Yani ben böyle İstanbul'daymış gibi hissetmiyorum kendimi evimize gittiğimde. Kesinlikle öyle. Değil mi? Eve gittiğinde yeni bir gün başlıyormuş gibi oluyor evet. Değil mi? O bir yeniliyor evet. İnsanı. Şehrin dışında güzel olmak. Bir duygusu var. Evet. Sen nasıl hissediyorsun? Ben çok iyi hissediyorum ama tabii biraz genel
bağlarından kopma hissi de oluyor. Hmm. Çünkü oraya gittiğimde işte Bodrum'a ilk gittiğimde çok güzel gelmişti ilk. Fakat artık böyle aileyi özleme, arkadaşları özleme, tabii. çevreyi özleme böyle şeyler oluyor. Yazın tabii herkes geliyor. Yazın herkesi görüyorum Bodrum'da. Ama kışın böyle biraz daha ben gelmeye çalışıyorum İstanbul'a. Son kararın mı Bodrum'da yaşamak yoksa rüzgar nereden eserse var mı hala? Var. Var değil mi? Birkaç plan daha var hatta öyle söyleyeyim. Ama İstanbul değil. Yaşıyorlar ve bu hayatı İstanbul aslında. Hemen ben burada. Biz de çoluk çocuk peşinde. Biz çoluk çocuk peşinde. Bu kızcağızımı ne zaman arasam bir doğum günü organizasyonu yapıyor. Bir balon peşinde bir şey. Allah'ım. En son öyle oldu gene telefonda. En son sette hatırlıyor musun kızına nasıl doğum evet. günü organizasyonları hatta yaptı? Hatta set... Geldin çalıştın sen o gün. Evet. Doğum evet. günüm vardı. Evet. Sonra koşarak gittim şimdi falan. Çarşamba günü de aynı şey olacak. Dizi setinden koşa koşa Atlas'ın doğum gününe gideceğim. Bak işte bunlar hep düşünülecek önceden. Bu titizlikler bu. Düşüneceğim bunları hep. Ya bir de her ince detayına kadar uğraşıyorsun be güzelim yani. Evet. Helal olsun. Öyle mükemmelliyetçiyim ya. Ay masa örtüsünün kenarındaki çizginin falanından. Gerçi ben böyle konuşuyorum da ben sanki sen değilsin. Evet, evet sanki ben değilim. Böyleyiz ne yapalım? Sen öyle misin? Ben öyle değilim. Baktın, rahatlık. Baktın, bakın rahatlık. Salaş bir yaşam. Bakın salaş bir yaşam. Ama çocuk yok bende öyle düşün. Yani tek başına olmanın başka bir özgürlüğü, var, özgürlüğü var tabii yani. Tabii ama ki. Çocuk yokken de ben böyleydim. Bence Aslı da böyleydi. Öyle mi? Titizdin bence sen. Yani evet değil tabii mi? Titizdim de tabii. Yani. Bu kadar da değildim belki mi? Peki efendim şimdi kadınlara mahsustan biraz bahsedelim istiyorum. Tabii oyuncu olarak üstünden bizler için çok zaman geçti. Yani oyuncu öyle bir şey çünkü projeye odaklanıyorsunuz, karakteri canlandırıyorsunuz ama bittiği an sizin için o dosya kapanıyor yani. Tabii bir de üstüne işler yaptık. Evet üstüne çalıştık, başka karakterleri canlandırdık falan. Böyle bir birbirimize baktık tam olarak ne yaşanmıştı diye ama tabii unutamadığım anlar var sette yaşadığımız ve çekerken bile içimizin sızladığı. O yüzden şöyle bir şeyi anlamak istiyorum mesela neden kabul ettiniz bu projeyi? Kadınlara mahsus senaryosu geldiğinde niye kabul ettin Aslı? Yani bir kadın olarak sürekli erkeklerin baskısı altında yaşamak beni çok kırıyor ve çok üzüyor ve bu ne kadar okumuş olduğun, ne kadar maddi durumunun iyi olduğu, bununla hiçbir ilgisi yok. Her zaman dünyanın her yerinde, sadece Türkiye'de de değil, mutlaka erkekler bir yerde kadınların önünü kesiyorlar ya da onlara hem psikolojik hem ruhsal hem bedensel şiddet uyguluyorlar. Uyguluyorlar çünkü bütün erkekler olmasa bile güç, elinde güç olan insan oğlu mutlaka kendinden zayıfa boyun eğdirmek istiyor. Evet. Bu çok eğitimli erkeklerde de oluyor. Tabii ki. Yani bunun hiçbir şeyle ilgisi yok ama bu aileden gelen belki ailelerin vereceği eğitimle düzelebilir. Ama erkek yani insanoğlunun erkek kısmı bayağı şey acımasız. Yani kadın olduğumuz negatif anlamda çok sık hatırlatılıyor bize hayatın evet. her alanında. Ben de programda sıklıkla bunu dile getiriyorum. Ben de çok sık yaşıyorum yani kadın olduğum negatif anlamda ayrıştırılıyor, ötekileştiriliyor, bir laf ediliyor mutlaka ama erkeğe aynı laf edilmiyor. Ya da kadının yaşadığı zorluğu erkek yaşamıyor. Ve bunu hiçbir yerinden kabul edesim yok benim de bir kadın tabii olarak. Tabii ne münasebet. Evet o zaman da arsız konuşuyor olabiliyoruz. İşte hiç mi susmayacaksın, hiç susmayacağım. Gibi şeyler oluyor. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sen ne düşünmüştün Başak kabul ederken? Beni özellikle kadınların birbirine destek olduğu, şifa olduğu, yanında olduğu hikaye olarak buna değindiği için çok etkilemişti film. Çünkü biz tabii kadın rekabetini çok görüyoruz. Evet. İnsanlar sanıyorlar ki dışarıdan baktığında kadınlar hep birbirlerini rakip görürler. Fakat işte biz 8 kadın sete girdik ve her gün çalıştık yani bir gün bile bir sıkıntı, bir tatsızlık yaşamadık. Aslında dışarıdan yani. Görüldüğü gibi değil yani böyle bir rekabet hissi herkeste yok. Yok gerçekten. Ve bu dayanışma hissi beni çok etkilemişti. Sanıyorum o yüzden kabul ettim. Ben mesela Umutsuz Ev Kadınları'nda da aynı şeyi yaşamıştım. 4 kadın sonra 5 kadın olduk sette. Ve hep böyle bütün sektör Allah'ım bu setten ne zaman arıza haberleri duyacağız şeklinde bir böyle duruyordu. Hissediyorsun o duruşu yani. Hiçbir zaman olmadı. Birbirimize o kadar destek olduk ki benim hayatımın çok zor bir dönemiydi. Ben bu kadar aile olduğum, bu kadar sarıp sarmalandığım,
bir set daha hatırlamıyorum. 5 kadın oyuncu bir arada. Hala ayrı canımdır yani onlar benim için. Ben biliyorum ki hani kadınlara mahsus da bir dizi olsaydı biz aşırı eğlenmeye devam edecektik. Tabii yani. Ki. Son zamanlarda bir televizyon dizisi duydum, gördüm yani sosyal medyada. Yine kadın hikayesini ele almışlar. Bizim cümlemizi kullanıyorlar. Kadın kadının kurdu mudur, yurdu mudur? Bu cümlenin peşinden gidiyoruz diyor. Çok güzel. Kadınlara mahsus filmi de 1,5 sene önce yaptığımız bütün röportajlarda da söylüyorduk. Evet. Kadın kadının evet kurdu olabiliyor. Kesin bilgi. Yani sosyal medyada da en büyük zararı, en büyük eleştirileri gözümüzü kırpmadan, gözümüzün yaşı akmadan birbirimize yapıyoruz bazen. Ama ben rağmen kadın kadının yurdudur demek istiyorum ve bu filmin de bunu dediğini düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Çünkü değil o mi? Kadının kendi fıtratında anaçlık olduğu için bir şekilde kendi cinsini sarmalıyor bir noktada. Evet. Evet, kesinlikle. Şimdi kadınlara mahsusa döneceğiz. Yönetmen koltuğunda sevgili Serdar Akar vardı. Ona da buradan sevgilerimizi yollayalım. Nergis Otluoğlu Akoğlu kaleme almıştı senaryomuzu. Şimdi Nergis benim televizyonda Sakla Beni dizisinin senaristi. Evet, biz gene çalışıyoruz Nergis'le. Evet, öyle bir yol kesişmemiz oldu. Ve tabii ki bizim dışımızda Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Elif Can Ongurlar, Müjde Uzman gibi çok kıymetli isimler yer alıyor filmimizde. Eksiğimiz gediğimiz var mı arkadaşlar? Onları söyleyeyim, ben üzülürüm sonra. Bence bir eksik ismimiz var diye düşünüyorum. Merve yok. Evet, Merve yok. Yavaş yavaş böyle sinemaya gitmeyi de hatırlatıyoruz galiba sinema seyircisine, değil mi? Kesinlikle. Böyle olunca da oyuncu olarak iyi hissetmiyor musunuz? Evet. Ya filmim sinemada gösterilecek. Kesinlikle, çok güzel. Son akşam yemeğinde oynadım ben de. Evet, son akşam. Evet. Şimdi onu soracağım evet. sana. O da çok güzeldi. 100. yıl tabii, hala kutlamaya devam ediyoruz Cumhuriyet'in 100. yılını. Hı-hı. Ama son akşam yemeği oyuncu kadrosunu davet etmiştim. Çok güzel bir program gerçekleştirdik. Hı-hı. Çok merak ettiğim bir film, izleyemedim ama. Çok güzel. Sen konuk oyuncu oldun değil mi? Ben konuk oyuncu oldum. Çok kısa iki sahnede yer aldım. Sonra zaten ölüyorum. Ya çok güzel tabii, hani Atatürk'ün içinde olduğu evet. bir filmde yer almak gerçekten gurur verici. Hele ki 100. yılda. Ve Atatürk'ün hiç görmediğimiz çok naif bir yanını, yani evinde, mutfağında ve o gece Cumhuriyet'in kurulmasına karar verdiği gece yediği yemek, mutfağında halkın, yani halk temsil ediyor. Oradaki insanların Cumhuriyet'le ilgili düşünceleri. Evet. Orada o kadar böyle tatlı şeyler var ki, yani mutlaka seyredilmesi gereken evet. farklı bir film Atatürk adına. Çok heyecanlanmıştım adına. Çünkü mutfak kısmını rol arkadaşların anlattığı kadarını söyleyeceğim. Yani bir kısmı Cumhuriyet ne bilmiyor, çok tedirgin, başımıza ne gelecek tavrında ve aslında duruyor. Yani kötü bir şey olacak herhalde duygusu. Hı hı. Osmanlı'dan, kısım, köklerimizden tamamen ayrılacağız aynen, duygusuyla. Böyle bir şey var. Bir kısım çok heyecanlı ve evet, hani atam ne derse, Atatürk ne diyorsa doğrudurcular var hikayenin hı hı. içinde. Bir de tabii o sofrada hazırlanan yemek, mutfakta Cumhuriyet'in ilan edilişinin bir gün öncesi. Müthiş bir senaryo. Çok iyi bir fikir değil evet, mi? Evet, çok iyi fikir. Bence de. Yani çok güzel filmler yapıldı Cumhuriyet'in 100. yılı için. Ama benim mesela en merak ettiğim film gerçekten o. Çok farklı, çok güzel. Evet. Peki sen neler yaptın Kadınlara Mahsus'tan sonra? Ben bir film daha çektim Antalya'da. Sıcak havaları kovalıyorum sıcak. Ben. Antalya'da. Mutluyuz ismi. O da bir hafta sonra vizyona girecek bizden, 29 Aralık'ta. Arka arkaya iki hafta. Benim için keyifli bir iki hafta olacak. Harika. İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği Mutluyuz. Evet. Güzel. Yasemin Sakallıoğlu oynuyor. Evet. İkisi partnerler. O da çok eğlenceli bir film oldu. Evet. Bunu biliyorum. İbrahim biraz anlatmıştı. Çok güzel olsun inşallah. Yolu da açık olsun. İnşallah. Güzel şeyler olmuyor mu sektörde? Gene bir böyle çok pandemiden sonra bir iyi bir şeyler olmadı mı? Giren dizilerin kalitesi de bence bayağı yüksek yani. Evet. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz bence. Güzel çok iyi oluyor. İşler var. Evet. Peki ne yapacaksınız? Dizi düşünüyor musunuz ana akım televizyonu? Sen yaptın değil mi? Yazın ben yazın yaptım evet. Ben düşünüyorum, hani uygun bir şey olursa, hoşuma gidecek bir şey olursa ya, görüşüyorum da. Güzel. Niye zaten olmasın, Prens'in ki. İkinci sezonunu çekeceğiz aynen, birlikte. İkinci çekimlerimiz başlıyor. Evet. Allah'tan yani böyle şeylerde biraz mutlu oluyoruz. Şuradan mutlu oluyoruz. 7 bölüm. Başı sonu belli. Tabii. Çekim günleri belli. Belli, evet. Çok o zaman daha böyle heyecanla gidiyorsun, şevkle gidiyorsun. Bir de pilot odasınız değil mi? Evet, pilot odayız. Çok rahat değil hem mi? De gerçekten çok değişik evet, bir pilot odayız yani. Yani evet, biliyorum. Aynen. Ben ilk sezonunu çok beğendim bu arada. Prens'in değil mi? Nasıl didişiyoruz?
Yani ikincisi de bayıldım. Eski kraliçe. Eski kraliçeyim ben artık. Ben de bayıldım. Çok güzeldiniz. İkinci sezon daha da eğlenceli olur diye tahmin ediyorum. Evet, dolaşacak Hamiş Hamiş ortada işte. Hamile kaldı birinci sezonda. Aynen. Göbeğiyle dolaşacak ikinci sezon. Ama çok güzel, çok eğlenceli şeyler olacak. Neler yapıyorsunuz onun dışında? Sen çok koşturuyorsun biliyorum çünkü... Çocukların başında durmayı seviyorsun, onlarla ilgilenmeyi seviyorsun. Şahane bir anne, şahane bir eşsin. Elimden geldiğince tabii ki. Yok, şahanesin gerçekten. Elimden geldiğince yani onlarla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Gerçekten kendimden geçiyorum yani vakit geçirirken. Yani kendimle ilgili başka yani kendime ait bir vakit aslında yaratmam gerekirken onu yaratmayıp ben sürekli onlarla birlikteyim. Nasıl olsa büyüyecekler bir gün. Evet. Hani o anları kaçırmak istemiyorum. Evet. Karı koca olarak bu anlamda çok tatlısınız ama Aslı. Yani evet, eşin de öyle. Evet, o da çok. Çok güzel düşün. İş bölümünüz var. Hem birlikte hem ayrı ayrı. Çok güzel bir armoniniz var yani dışarıdan evet, bakıldığında. Öyle, öyle gerçekten öyle. Yani nasıl? Şans. Tabii. Bu bir şans mı, emek mi? Ya, emek de var, şansı var. Farklı karakterde, farklı istekte ruhlar olabilir. Evet. Bir araya geldiklerinde aynı şey çıkmayabilir. Ama evet, şansımıza... Yani bir aile ve çocuk için güzel bir ortam oluşturmayı başardık. Bir de şey önemli değil mi? Mesela ben kalabalık ev severim, kalabalık sofra severim. Bayılırız. Yani bayılırız biliyorsun. Yani şimdi ben kendisi anlattım kızlar. Yani gala keşke benim evde olsaydı. Yani o tondayım ben. Galadan sonra bana mı yemeğe gelse? Ben habire sofra... Ya Ali böyle dört kişilik sofra kurdun. Ay dört kişimiz gerçekten diyor. Bazen bozuluyor yani. Altı kişilik en az o kurulması lazım. Şimdi annemler gelecek de bir mutluyum. İki tabak daha fazla Hayır. gelecek sofraya diye. Ama senin gibi eşinin de... Uzun sofralar sevmesi, kalabalık sevmesi. Çok kalabalık seviyor. Annem Aa. Mesela ben bize yardımcı olmak için bayağı uzun seneler hep bizim yanımızda kaldı kışın. Evet. Mesela işten gelir annem kendi odasına televizyon seyrediyor. Annem nerede? Annemi çağır. Annem çıksın. Hani annem de böyle baş başa kalalım falan diye gidiyor, çok şey yapıyor. Gidiyor odasına gidiyor. Annemi de çağır. Anne film seyrediyoruz gel tamam oğlum falan yani evet. böyle. Çok çok seviyor gerçekten. Ne tatlı. Evet o da büyük bir tabii ki şans. Tabii. Tabii. Sen de mutlusun bana bak Allah'ın güzeli. Ben çok mutluyum. İyi misin her şey yolunda mı? Her şey yolunda yarın bir Atina'ya gideceğim. Nereye gidiyorsun? Kime sordun? Nereye gidiyorsun? Ama şimdi siz gidemiyorsunuz ya bu ara hiçbir yere. Ben böyle rezalet gibi bakmam. Diyorum ki ben sizin yerinize de bir gideyim. Şöyle biraz bir Greek salat, bir şeyler, bir deniz mahsulleri, biraz gezinmece. Keyfim bol olsun. Evet. Sonra bir şey olur gözü kaldı ya bana. Ya çünkü vallahi kalmıyor. Bir daha hiç çıkamıyorsun ya. Evet. Yani hele dizi temposuna girince. Bir de sen 13 yaşından beri settesin de kızım. Evet sen 10, biliyorsun. 13. Bizim ilk işimiz Ceyda'ylaydı. Gerçekten evet. mi? Aa, adı ben hangisi? Çocuk oyuncuydum. Bunlar benim elimde mi ya? Ben çocuk oyuncuydum. Bak zalim çok ayıp öyle denir mi bu? Öyle. Star'da, Zalim'de oynadık. Zalim diye bir dizi. Mahsun. Evet. Canım Mahsun kulakların çınlasın. Mahsun Kırmızı Gülle. Ne tatlıdır. Evet, evet çok severim. Ay ne küçük. Sen o kadar küçük müsün? Tabii. Tabii. Küçük. Yok ben o kadar yaşlıyım aslında da sen zarif olduğun için bunu bana söyleyemedin. Yok ya biz aynı yaşlardayız aşağı yukarı. Ama işte sen daha genç gösteriyorsun. Çok girme oralara. Alakası yok canım yani. Ben evet. şaşırdım şimdi. Senin ilk işindi zaten. Yani hep böyle bir çalışma temposunu iyi biliyorum yani. Evet. Diziye girince çıkamıyorsun işte şu an senin olduğun program çekiyorsun, dizi çekiyorsun. Yandan giden başka işlerin de var falan. Dolayısıyla böyle dizi çekmediğim zaman gezmek istiyorum. Çok haklısın. Birkaç yerde de şey demiştiğim var yani ben... seyahat etmek için para kazanıyorum çünkü ben de böyle bundan keyif alıyorum evet, yani. %100 yani çocuklar olduktan sonra cümlem değişti ama Tabii. ondan önce kesinlikle seyahat etmek için para kazanıyordum ve deli gibi seyahat ediyordum ve bence insanlar gerçekten seyahat etmek için para kazanmalı çünkü hiçbir şey kalmıyor arkanda. Evet aynen öyle. Hayat bir anda bitiyor ya da bir anda yaşlanıyorsun ve baktığında yok kıyafetmiş, oymuş, buymuş hiçbir şey gördüklerin aklında Doğru. kalanlar Damağında acı tatlı kalanlar. Aynen. Başka hiçbir şey yok meselede. Tecrübelerin geri kalıyor sana. Evet. O yüzden. Hazır gezmeyi seven de bir sevgilin var. Evet. Daha ne isteriz bu hayatta? İstemeyebilir, sevmeyebilir. Kolay o benden şey daha değil. Çok seviyor. Harika. O yüzden hiç sıkıntı yok. Yani ben çalışmadığım sürece biz... Gezerken program yap o zaman sen de. Evet öyle şey ya. Yani, yap bunu. Hemen biz yapımcılığını yapalım. tamam. Ben çekebilirim evet. bunu ya. Dur Düşünsene bakalım. Bunu. Olabilir aslında. Aynen buradan seyreden yapımcıları. Bakın geziyor arkadaşımız. Yani var telefonu var elinde mis gibi yapar. Artık Yaparım, bütün dijital mecralar bizim. Harika da yaparsın bunu. Ya ama o çok kolay bir şey değil. Değil sen tabii çok ki. Başarılısın Estağfurullah bu konuda. Ya. Öylesin.
Ama sosyal medyada bir şey bir şeyler paylaşmak mesela benim için çok zor bir şey. Çünkü evet çok paylaşmıyorsun. Ben gerçekten böyle daha bir şeyleri yaşarken aklıma hiç gelmiyor ya da paylaşmak istemiyorum, bana kalsın istiyorum falan. Böyle sosyal medya gerçekten emek isteyen bir şey bence. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Niyeti değiştirmek lazım meselede. Ben şu kafada değilim yani. Kendilerini kötü hissetsinler. Onlar gidemiyor, ben gidiyorum. Öyle yapan var diye söylemiyorum bunu. Ama şey oluyorsun ya, şimdi paylaşırsam gidemeyen laf ederse, işte yapamayan, ben öyle bakmıyorum. Evet. Ben diyorum ki gidemeyen de mutlu olacak bunları görünce. Çünkü biz kazandığımız parayı başka bir şeye de harcayabilirdik. Hayır, kültürümüz için, daha fazla öğrenebilmek için, daha fazla görüp daha vizyon sahibi olabilmek ve mesleğimizi aktarabilmek için yapıyorsak, bu da bizim aslında bizi sevenlerle köprümüzde bir tuğla. Diyeceksin ki ben oraya gittim, aynen falan müzesini gezdim, filan binasını keşfettim, filan mimarını gördüm. Sen buraya geldiğinde belki benim bakış açımla bakmazsın, beni seviyorsun, benim bakış açımdan da gör benim gittiğim yeri. Aslında niyet bu olursa. Evet, güzel bir fikir. Evet. Evet, evet. Çünkü her gittiğin yerde yeni bir şey öğrenmiyor musun? Tabii ki. Yani gelen bir tabakta bir sunum. Değil mi? Ben hep öyle öğrendim sofra kurmayı. Yani çok garip bir hissiyat oluyor. Daha önce hiç gitmediğin bir ülkeye ya da bir şehre gittiğin zaman böyle ilk uçaktan inip havalimanından çıkışta böyle bir garip bir hissiyat olur ya, böyle bir midede bir dönme. Evet. Hani bir heyecan ya. Evet. Bende oluyor, bilmiyorum sizde oluyor mu? Heyecan yani olur tabii. Şey keşfetmek istiyorum çok hemen oldu. Ne oluyor, ne bitiyor, insanlar nasıl diye. Yani seyahat etmek, yeni yerler görmek beni çok motive ediyor, çok mutlu ediyor. Seni ne motive ediyor Allah'ın güzeli? Beni çocuklar motive ediyor. Bana sorma artık. Beni. Soracağım. Sen çok iyi bir müzisyensin arkadaşım. Ya evet, ama mesela bizim geçen sene çok güzel şeyimiz vardı, müzikalimiz vardı. O bu sene bitti. Bitti mi? Evet, bitti maalesef. Çok da güzeldi. Çok güzeldi gerçekten. İşte İhsanat her sene yeni bir şeyler yaptığı için uzatmıyor. Çok da seviyordun şeyleri. Sen o işi. Çok koşarak gidiyordun. Koşarak gidiyordum gerçekten. Evet. Çocuklarla bir arada olmak çok hoşuma gidiyordu. Evet. Ve böyle her seferinde Atlas'la Arya da geliyordu. Onların böyle seyretmeleri. Atlas'ın kalkıp böyle ayakta beni alkışlaması falan yani. Evet. Hani onlar mükemmel duygular. Bir de müzisyen kimliğinle oyuncu kimliğinle. Evet. Kimliğin bir araya gelmişti sahnede. Evet, onu çok çok seviyorum. Bence onu hep devam etmeli aslında senin için. Yani proje olduğunda tabii hani. Aslında sen de oluşturabilen bir kadınsın. Çocuk kitabı yazdın. Aynen. Yani, daha da var çocuk kitaplarım, işte bir türlü şey yapamıyorum. Neden? Dağınık kafam. Dağınık. Dağınık. O çocuk kitaplarını bir bassan, onlara müzik yapsan. Var, hepsinin müzikleri evet. Var, kitaplar yazılı, resimleri var. Aa, ben mi geleyim basayım, anlamadım bu işi. İşte yani bir yardımcı olalım. Bir yardımcı. Gitme Atina'ya sen yarın. Ben biz bu kitap basım işini konuşalım. Bir el atalım biz. Oradan da dolanıyor. Aynen, yani böyle bir beni çekip çevirecek birileri lazım. Dur arkadaşım, bir ay daha sabret. Şu ocağın ortası bir gelsin. Acık rahatlıyorum. Gerçekten. Sendeyim. Gerçekten. Tamam, yaşasın. Çünkü biliyorum ne kadar güzel kitaplar yazdığını, çocuk kitapları evet. Yazdığını ve müzik kaliteni de içine kattığını. Bunlardan mahrum etme seni sevenleri bence. İnşallah. Kız öyle inşallah deyip kestirip atamazsın. Müsaade etmeyecek. İnşallah dedi. Ama şimdi o benim işim değil ki. Ben kitabı yazdım, müziğini tamam. Besteledim, anneme resimlerini çizdirdim. Artık ben de yani o kadar öyle benim mesela ticari benim kafam yok. Mesela pilav yaptım akşam yemeğini der gibi anlatmasan. Ya beste yaptın. Ya. Evet, ama yani ben ticari bir kafam olmadığı için onları gidip yapamıyorum yani. Yani o kısmını, yaratıcılık kısmını yapıyorum. Elimde tutan yok Seyda. Aşkım ben buradayım. Yapacağız bunu. Aa, taş kağıt makastan basarım, gene basarım ya. Aa, evet, sen deli misin? Bizim orada çok güzel kitaplarımız basılıyor. Aynen. Yapalım yani. Seviyor musun çocuk? Sevmiyor. Sevmiyor resmen çocuğu. Tabii seviyorum. Hayır, çocuk sevmek zorunda değilsin. Çok sevmiyorum. Tamam, sevmek zorunda. Bunun dürüstlüğü çok önemli, biliyor musun? Bazı çocukları seviyorum. Tamam. Çocuk konusunda ayrımcıyım galiba biraz. Tamam. Çok sevmiyorum galiba ya. Çocuk yani şey mi, rahatsız mı ediyor, gürültü falan, o manada mı sevmiyorsun yoksa? Zor buluyorum iletişim kurma. Ha, iletişim geçmek safhasını. Yani ben o konuda biraz yeteneksizim bence. Çünkü çocuk böyle çok filtresiz, dümdüz bir şeydir, evet, ya. Evet. Yani aklından geçeni sana söyler. Evet. Böyle bir şey, ambale oluyorum ben onda. Yani iletişim kurmakta zorlanıyorum aslında, çocuk sevmemekten sevmemek ziyade. Sevmemek değil o, evet. Evet.
Peki ne hayal ediyorsun? Biraz ara verdim diyorsun şimdi. Evet, aslında bu ara çalışmayı hayal ediyorum. Çünkü böyle bu son filmden sonra sette olmayı ne kadar özlediğimi biraz hatırladım. Ama o film dizi değil işte. Evet, çok fark var biliyorsun. Evet. Ama biraz böyle enerji olarak da artık dizi temposuna girebilirim gibi hissetmeye başladım. Yani o hayatında fedakarlık yapman gereken bir dönemdir ya. Yani sen işte çocuklarını çok daha az görüyorsundur evet. belki. Evet. Sen de öyle aynı şekilde. Benim de işte seyahatlerimden. Niye mesela mahcup oluyoruz? Seyahatlerim derken değil mi? Niye utanıyoruz ya da yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi Yok, oluyor? Yok, aslında utanmaktan ziyade siz çok daha başka bir durumun içindesiniz ya, yani anne olduğunuz için ilgilenmeniz gereken bin tane şey var benim olsun, böyle. Ama bu bizim daha böyle keyfime yaptığım bir şey diye. Ama bu bizim tercihimizdi. Yani burada da kadınların arasında garip bir şey yok mu? Yani çocuğu olan arkadaşının yanında bekar ve gezebilen bir kadın gene mahcup hissediyor kendini. Evet. Burada bile kadının kadına yaptığı manevi bir baskı var değil mi? Aslında baskıdan ziyade kırmama isteği yani hani. Ama sende baskı şimdi. Onun vaktinin evet, olmadığını baskı. Biliyorum ya çünkü evet. yani çocuk olunca vaktin çok azalıyor gördüğüm kadarıyla. Öyle ama bu bir tercih evet. ve çocuğu olup da seyahat eden anneler de var. Şeyi çok seviyorum sosyal medyada, hani böyle kadın işte çocuğun salıncağını sallar, hani böyle erkek sallar iyi baba, kadın sallar bir şey, hani kadın yap tabii ki yapacak bunların görevi hepsini, görevi ama erkek yapınca müthiş baba. Evet. Ya da işte şey meselesi, hem erkek... anne olup hem gezince orada bir soru işareti var. Baba da çocuğun işte bezini değiştirirse büyük olaydır evet. ya bu. Yani niye olsun ki yani? Değil mi? Ne saçma. Aynı şey işte kadının içinde de var. Anne olup gezerse nasıl yani, çocuğun ayıracağı vakitte geziyor mu yani bu kadın gerçekten? Evet. Ama erkekler o kadar beceremiyorlar. Farkında Becerir mısınız? Be. Yani sanki biz böyle bir elinden gelmiyormuş gibi geliyor. Yok be. Biz hani böyle elinden gelen çok iyi bakanlar var ama genel olarak mesela kadınlar çok daha ayrıntıcı. Öyle değil mi? Daha mesela böyle çocuk hasta olduğunda sen mesela işte ya hasta olacağını mesela anne hisseder. Tabii ki. İşte a bak işte gözü birazcık sanki kızarık gibi ya da bak ellerinde bir soğukluk hissettim. Böyle belki milimetrik bir ateşinin fazlalığını anne hisseder. Mesela erkek onu mesela hissetmez. Yani tabii ki evet. vardır hissedenler ama genel olarak kadın daha ayrıntıcı olduğu için çocukların mesela bakımında çok daha hakim. En ufak bir şeyin farklılığını çok çok daha çabuk fark edebiliyor gibi geliyor, bilmiyorum. Evet ama erkeklerin rahatlığı da bana iyi geliyor aslında düşününce. Ha, onlar da nasıl bir şey diyor. Yapıyor, kotarıyorlar günün Erkeklere sonunda. Erkeklere bir şans vermek lazım bence. Bu İşte ben artık hani boşandıktan sonra bunu daha başka bir yerden yaşamaya başladım. Sonuçta Ali babasının yanına gittiğinde de ateşi çıktı bir kere mesela. Ben dediğin gibi oldum, ne yapacak, nasıl olacak, nedir falan böyle bir... Hı hı. Yok, hallettiler yani. Evet evet. Tabii. Hallediyorlar evet, zaten hani bir şekilde. Günün sonunda yeke yektiler ve evet ilaçları istedi evden, onları gönderdim bir şekilde. Orada ilaç yoktu çünkü ilk kez hasta oldu Ali babasının yanında ama halletti yani. Sonra da dedim ki acaba biz kadınlar mı çok evet, alan açmıyoruz doğru, o da meselede. Doğru. Bir de hele senin ve benim gibi kadınlar çok olabilir, alan açmıyoruz. Çok ayrıntıcı yapabilir mi evet. edebilir mi falan gibi. Bırakınca oluyor. Bir şekilde hayat devam ediyor yani. Evet. Yani kalmıyorsun. Yani gene kalp çarpıntın falan oluyor. Ne yapıyorlardır, nasıldır, iyi midir falan filan diye. Ama günün sonunda şöyle oluyorsun. Evet onun da çocuğu. Tabii. Tabii ki. Hani adı anne baba ama günün sonunda iki kişinin çocuğu ya, var olan çocuk. Halleder ya diyorsun yani içinde bir yerde. Evet. Kadının gücü galiba bu. Bana öyle geliyor. Elinin yettiği yere kadar yetebiliyorsan mutlaka yetmezsen ayıpmış gibi. Ya ayıp gibi değil de yani kontrolün altında olmasını istiyorsun belki. Bir şekilde de yetiyorsun ama. Evet. Ama mesela yapamaz mısın yarın çantanı alıp Atina'ya Başak'la gitmek falan? Giderim. Değil mi? Ama kocam destek olduğu için giderim. Yani kocam evet. bakabilir ona güvendiğim için ama her evet. erkekte, her evet. erkeğe de bırakamazsın. Çünkü hani öyle bir yargı da oluyor. Hani çocuğu var çağırmayalım gelmez. Evet o da. Tatile de çocuğu var bırakamaz çocukları. Öyle bir duygu var. Değil var. Mi? Oluyor. Özellikle bebekse. Evet. Evet. Ne hissediyorsunuz kadınlara mahsusla ilgili? En son onu da bir sormak istiyorum size. Sonra da projeleri soracağım. Ne söylemek istersin yani performans gösterdiğin ve içinde ismin geçen bu filmle ilgili?
Ben kendi karakterimle ilgili çok konuşamıyorum. Çünkü biraz sürprizli bir karakter, evet, benim oynadığım karakter. Aynen. Ama birçok yaralı kadının bir araya gidip birbirine merhem olduğu, yaralarını sardığı bir iş izlemeye bekliyoruz herkesi. Herkesi bekliyoruz. Sen ne diyorsun aslında? Şimdi biz bu mesajı veriyoruz. Farklı bir sürü kadının hikayesini, evet, anlatıyoruz. Evet. Biz anlatıyoruz da inşallah o gözler, o kulaklar, o kalp onları anlar. Keşke. Diye umut ediyoruz. Evet, yani bir şeyleri değiştirmeyeceğini bilmekle birlikte. Çünkü bir filmi izleyerek bir sürü şey değişmeyecek. Ya da kadınlara mahsus filminde değindiğimiz şeyler bir anda sihirli değnek değmiş gibi. Ertesi gün haberler sıfırlanacak ve bütün kadınlar özgür iradeleriyle ve fikirleriyle konuşabilecekler diye bir şey elbette söz konusu değil ama... Ben de böyle düşünüyorum. Elimizden geleni yapıyoruz bir şekilde her galiba. Her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Evet, öyle olacak. Dikkat gerçekten çekilmesi gereken bütün konularda işimiz de bu. Evet, yani elimizden geleni yapıp birilerinin aa evet ben yalnız değilim ya da aa evet bu yaşadığımdan çıkabilirim. Evet. Bir şans var, bir imkan var diyebilmesini. Tohumlar ekiyoruz aslında. Çok kıymetli değil mi yaşarırsa birinin yalnız olmadığını hissetmesi zaten. Evet. Yani sırf bunun için bile yapılır bu iş yani. Evet, kesinlikle. Ben tüm karakterlerin dışında eşine manevi şiddet uygulayan bir kadını oynuyorum. Yani meselede şiddet görmeyen tek kadın ama sevgiyle büyütülmemiş işte. En büyük şiddet bence bu. Dolayısıyla da kocasını onurlandıramayan ve sevgisini gösteremeyen, kocasına manevi şiddet gösteren bir kadını oynuyorum. Aslında buradan baktığın zaman da sevgi en büyük ilaçmış gibi. Sevilince çiçek açmıyor musun? E tabii. Hayatın başka bir şeymiş gibi geliyor. Bir ışıl anda ışıl değişiyor. Olmuyor musun? Tabii. Sen zaten hep ışıl ışıl. Neler yapacaksın? Nedir planlar, programlar? İşte Prens. Sonrasında işte bir iki dizi görüşmem var. Belki umarım sürpriz olur, bir iki bir şey olur. Süper. Hayırlısıysa inşallah. Ondan sonra zaten yaz tatili geliyor. Yanına geliyoruz. Bodrum'a bekliyoruz. Zaten geliyor. Ay, ben Bodrum'a gel diyorum ama olsun, telefonla görüntülü konuşuruz. Defterimi size uzatacağım. Deftere birkaç satır bir şeyler yazmanız için. Tabii ki fotoğraf çekeceğim. Efendim işte böyle evde olsaydık da aşağı yukarı böyle şeyler konuşacaktık. Belki birazcık daha özele girebilirdik ama dakikalarımız yetmedi, yoksa girerdik sizden çekindiğimizden değil asla. Yaşasın kadın dayanışması. Ne olursunuz sizden sadece şunu rica ediyorum. İmkanınız olur kadınlara mahsus filmini izlersiniz. Biz oyuncular olarak çok seviniriz ürettiğimiz bir şeyin sizlere ulaşmasını. Ama bir kadın olarak sizden sadece bugünden sonra tek bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü küçücük bir adımla başlıyor aslında hayattaki nezaket ve sevgi ilişkisi. Sosyal medyada birbirinize yorum yazarken şu 9 boğumdan geçirin yazdıklarınızı Allah rızası için. Yazdığım şey sınır ihlali mi? Canını yakar mı? Kalbini sızlatır mı? Gözünden yaş damlatır mı? Aynı şeyi ben yaşasaydım ben aynı tepkiyi verir miydim? Bu yazdığımı okusaydım canım yanar mıydı? Kadın kadının yurdu olsun, en çok buna ihtiyacımız var. O zaman daha güçlüyüz. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Canım Aslı, canım Başak, hem güzel hem yetenekli hem başarılı meslektaşlarımla harika bir programı daha geride bıraktık. Konu kadınlara mahsus. Birlikte oynadığımız film. Harikasınız kızlar. Beraber nice güzel projelerde olalım. Efendim, sayfalarının satırlarını şöyle tamamladı arkadaşlarım. Canım eski kraliçem, bu ikinci harika programımız. Nice güzel anılara, anlara. Aslı Tandoğan. Birlikte Prens dizisinde oynadık. Buna bir gönderme yapmış. Canım Başak Parlak sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Ceydam, kariyerimin ilk gününde yanımda olduğun gibi daha bir sürü projede de beraber olmak ümidi.